Şimdi sizi dinleyeyim. Başkanım sen konuş. Benim sayfamda bir yazılar var. Şöyle gel kardeşim. Bak ne güzel. CHP'li, MHP'li, AK Parti. Türkiye fotoğrafı evet. Böyle olmasın lazım abi. Bir de Anaplı. Buyur abi. Ben ne yapayım? Ben aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem büyük. Benim babamın öz amcasının oğlu. Tabii tabii. Ben yapayım. Ne yapayım yani? Bana verebilirsiniz. Ben bana bana o yakışır. Tabii. Ben vermek zorundayım. Benim başka bir alternatifim yok. Ama ben nasıl bir insanım? Ben hep doğruları, hataları, kusurları Ramazancığım. Bilirler. Tabii ki. Herkes bilir. Ben hata, kusur neyse söylerim yani. Yanlış yapılan neyse. Öyle. Şuna elbette saygı duyarız. Bu son derece de doğal. Ama sorun şu. Her parti kendi içindeki yanlışlara itiraz ederse itiraz Türkiye iyi olur. Evet. Sorun o abi. Şimdi edemiyor. Sorun odur yani. Ediyor ama. Ramazan ayrı, Ramazan mecliste değil ki. 16,5 senedir Ramazan'la beraber yöneticilik yapıyoruz. Eleştiriye açık. AK Parti'nin içindekiler yanlışa yanlış diyemiyor. Aynen. Bir korku şeyi yaratılmıştır. Bu tek adam rejimi iyi bir şey değildir. Biz alışkın değiliz bu tür kapalı rejimlere. Sandık. Ne güzel bir şey ya kurban olduğum. Bırakacak şöyle bir 8-9 ay kaldı ama amcamın oğlu devam ediyor. Şimdi ben onun ağzından duyduğumu söyleyeceğim. Delikanlı gibi. Devam et. Cumhuriyet Halk Partisi'nin müdürleri bizim müdürlerden daha nezaketli, daha hoşgörülü. Adam masaya tutuyor, biz de masa taşıyor diyor. Bizimkiler içinde olanlar artık kibirden böyle havadan uçmuşlar, tepeye çıkmışlar yani balonlanmış uçuyorlar. Yere basın artık yere. Bak yere basın. Cumhurbaşkanı oradan bağırıyor. Vekillerine, belediye başkanlarına, kim olursa olsun halkın içine girin, dertlerini sorun. Ama altta bakar, hiç alakası yok. Ben hiç görmüyorum. Yok biz de görmüyoruz. Bizim ülkemizde maliyetlerin düşük olması, vergi yükünün hafif olması, yani esnafın üzerindeki yükün hafifletilmesi, maliyet dilinin düşük olmasıyla Avrupa'daki üretim sektöründe bir numara biz oluruz, Türkiye olur. Ama bize yer lazım. Böyle dar alanlarda çalışamıyoruz biz. Çok küçük alanlar, küçük dükkanlar. Burada en büyük sıkıntısı biz dar alanda üretim yapıyoruz. Şehir merkezindeyiz. Bir bakıma hükümete bazı konularda hak veriyorum. Bu üretim şeylerini şehir dışına taşıyalım diyor ya. Ama taşıyalım da sen burayı kentsel dönüşüme sokup istimlak ederken bize yer göstermiyorsun. Demiyorsun ki aha size şurayı gösteriyorum. Gidin şurada üretiminizi yapın. Yapalım da gidin. Yapalım. Bize bir toprak göstersinler. Kendi yerimiz kendimiz yapalım. Hiç sorun değil. Bu sıkıntı büyük sıkıntı bir kere. Bir. İki. Görüyorsunuz işte siz geldiğinizde orada gördüğünüz nerelerden dar alanlardan geçtik. İki araba yan yana geçemiyor. Ondan sonra esnafın tabii sıkıntısı var. Niye? Çünkü yük ağır. Faturalar yüksek. Vergi yüksek. Kaç tane vergi vardı? O kadar da eklediler bizimkiler sağ olsunlar. Azaltacaklarına çoğalttılar vergileri. Doğruları söyleyeceğiz yani. Çoğaldıkça millet faturalara yetişemiyor. Nazaran ben hamdolsun. Hayrettin de öyle. Yani sitede 3-4 tane esnaf var. Daha böyle işleri iyi olan, bizim işlerimiz daha iyi nazaran ama diğer kardeşlerimizin durumu iyi değil. Biz onlar için konuşuyoruz. Hamdolsun bizim durumumuz iyi. Ben işlerim de iyi. Şikayetçi değilim o konuda ama ben kendim için konuşmayacağım. Ben insanlar için konuşacağım. Onun için esnafların üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi lazım. Üretim girdiği maliyetlerin düşülmesi lazım bir ülkede. Şimdi ben ham madde bulamıyorum parayla. Neden? Bütün ham maddeyi yurt dışına ihracat ediyorlar. Bize gelince affedersiniz çok özür diliyorum. Köpek muamelesi bugün hemen hemen her gün işte Acarlardan. Türkiye'de İstanbul'da çeşitli bölgelerde esnaflarımızın sorunlarını dertlerini burası çok minik gibi gözükebilir ama ülke ekonomisi açısından çok önemli. Evet. Özellikle üretim. Türkiye'nin en büyük eksiklerinde bir tanesi üretim. Üretim. Üretim konusunda devlet bütün imkanlarını seferber etmesi lazım. Elektriklerin mutlaka düşmesi, girdilerin mutlaka düşmesi lazım ki biz rekabet edelim. Rekabet edemediğimiz zaman Çin'e, Hindistan'a, oraya buraya muhtaç hale geliriz. Bakın, buradaki esnaflarımızın hiçbirisinin devlete bir kuruş maliyeti yok. Bir daha söyleyeyim, bir kuruş maliyeti yok. Sabah dükkanı açıyor, vergi ödüyor. Akşam dükkanı kapatıyor, vergi ödüyor. Onun için bunları yaşatalım ki devlet yaşasın.